3,5-4 saatlik bir yolculuğun sonunda Rize'ye ulaştık. Şu anda otelimize yerleştik. Şu anda neydi? Hep unutuyorum ya. Eider Valley Suite diye bir otelde kalıyoruz. Zaten internette de görmüştük aslında da. Bizim için tabii ki en önemli şey buradaki çalışma masamız. Zaten gördüğünüz üzere direkt derenin kenarında. Burada kira, bir tane televizyonumuz, güzel dekorlarımız, burada bir şöminemiz, burada böyle güzel bir yatağımız, burada gene dere manzaralı bir jacuzzi'miz var. Ve normalde bu odanın gecelik fiyatı 1100 lira civarıydı. Sağ olsun. Bir dakika. Safranbolu'da kaldığımız yer gibi şirin bir aile işletiyor. Mustafa Bey'le telefonda görüştüğümüzde de çok güldük birbirimize. Neden bilmiyorum ama direkt telefonda bile insanlar hani anlaşabiliyor bir şekilde. Kendisi bu odayı bize geceliği 850 liradan verdi. Bizim bu bölümü kalmak için çok ucuz bir yer değil. Ve 850 liraya bence gayet makul ve gayet geniş ve gayet lüks bir oda. 5 gecelik. Bu otelde vaktimizi geçireceğiz. Sizlere de geçirdiğimiz bu vakti zaten güzelce, güzel videolarla göstermeye çalışacağız. Şimdi isterseniz odayı biraz sinematik şekilde görelim. Evet, girişimizin bir gün ardından öğleden sonra tabi biraz dinlendikten sonra şu an Şenyuva köyündeyiz. Çinçiva köprüsü zaten meşhur burada biliyorsunuz. Neden meşhur olduğunu bilmiyorum. Sanırım diğerlerinden daha yüksek çünkü Çamlıhemşin'den bu tarafa doğru gelirken yaklaşık 3-5 tane falan bu köprüden görebiliyorsunuz. Köprü böyle sanırsam el yapımı, bayağı yüksek aslında. Bir de çocuklar falan çıktığı için bilmiyorum herhangi bir tehlikesi vesairesi var mı onlar için. Ama bakınca güzel bir yer. Yani gayet turistik. Herkesin uğradığı, zaten yol üstünde olan. Kira zaten yükseği seviyor biliyorsunuz. Çok kalabalık değil şu anda ama gene de herkes köprünün üstüne çıkıp fotoğraf çekmek için sıra bekliyor. Tabii benim sıram hem drone için hem işte 360 kamera için hem normal kamera için hem fotoğraf çekimi için. O yüzden biz burada herkesten fazla kalmayı düşünüyoruz. Şimdi drone'u ayarlayacağım. Bilmiyorum yasak mı burada uçurmak ama gene de bir 5 dakika kaldırıp o köprünün altından geçmek istiyorum özellikle. Muhtemelen güzel gözükecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar için bir fotoğrafçı olarak size bir tavsiye vereyim. Köprünün üzerinde çekildiğiniz fotoğraflarda aslında hiçbir şey görmeyeceksiniz. Ya birini aşağıda durdurtun, oradan fotoğraflarınızı alın. Ya da en aşağıya gidip oradan fotoğraflar çekin. Muhtemelen daha güzel gözükecektir fotoğraf. En azından köprüyü görebileceksiniz. Çünkü bu şekilde çekilen fotoğraflarda aslında hiçbir şey göremeyeceksiniz. Sadece taşın üstüne oturmuş gibi olacak. Köprüden yaklaşık bir 15 dakika falan arabayla ilerledikten sonra Zil Kale'ye geldik. Bu da böyle ormanın içinde zamanında işte Bizanslılar zamanında yapılmış ilginç bir kale.
bildiğiniz dağların içinde zaten. Giriş ücreti 5 lira, otopark ücreti vermiyorsunuz zaten. Tek problem, anlayamayacağım. Yani şöyle baktığınız zaman zaten altın yosunlar bürümüş. Çok da güzel görüntüsü var. Muhtemelen burada güzel videolar ve fotoğraflar çekeceğiz. Kaleye geldik, gördük, dönüyoruz. Zaten birlikte gezdik. İçeride görmüş olduğunuz şekilde. Yani daha kaleleri gezmeyi seviyorsanız, ki ben seviyorum. Bence gelinmesi gereken güzel yerlerden birisi. Bir de şöyle baktığınız zaman manzarasıyla bence Türkiye'de daha önce görmüş müyümdür bilmiyorum ama manzarası harika. Direkt yaylanın üstünde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ya sadece fotoğraf çekinmeye bile gelseniz gelin fotoğraf çekilin. Neydi lan köyün adı? Rize'ye geldiğiniz zaman bu Çamlı Hemşin'e gelmeden önce zaten yollar ikiye ayrılıyor. Bir tanesi Ayder Yaylası'na çıkıyor. Bir diğeri de şu an bizim gelmiş olduğumuz bu güzergaha geliyor. Zaten görmüş olduğunuz üzere yol güzergahında ilk bu Çinçiva Köprüsü'nü gördük. Ondan sonra Zilkale'yi gördük. Buradan da danışmanın dediğine göre yaklaşık 7 kilometre ileride Palavut Şelalesi var. Şimdi buradan oraya doğru devam edeceğiz. Fight for my sinjin, for your sinjin, you must prove it. Cause if you can find it, you don't can find it, you let it move. Make way for the genie, dream for the dream may come. Benden çok çarpıcı ve yaratıcı küfürler yedin kardeşim bu hareketinden sonra. Palavut Şelalesi'ne giderken yol üstünde böyle muhtemelen şelaleden gelen su ama inanılmaz akıyor. Böyle bir şey yok. Yani sinirli akıyor bildiğiniz. Bak. Yani yol üstünde muhtemelen her yerde durup bu şekilde fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. O yüzden Rize bu nedenle bence bu kadar turistlerin ilgi odağı. Çünkü bu şelaleler ve akarsular her yerde mevcut. Zaten görmüş olduğunuz kayalar. Yani her şey tam fotoğraflık ve videoluk. Şu anda güzel de bir ince yağmur başladı bu arada. Palavut Şelalesi'ne geldik de tam geldiğimiz sırada yollar şu an çok kötüleşti. Bir de buranın çok güvenli bir yer olduğunu düşünmüyorum açıkçası bakarsanız. Bir de ileride bir yazı görmüştük. Palavut Şelalesi izlenime kapalı diye ama şurada bir merdiven var. Millet aşağı iniyor. Umuyorum ki biz de aşağı inebiliriz oradan. Ya
There's people going down. Yeah, there's lots of people going down. Şu köprüden aşağı iniyorsunuz. Ondan sonra böyle şelaleye doğru gidiyorsunuz da köprü bana hiç güvenli gelmedi şu anda. Ama şelale büyük. Gelinip görülmesi gerekiyor bence. Ben aşağı indim daha yakın olayım diye ama baksanıza halime sırılsıklam oldum. Ama gene de inanılmaz gürül gürül akan bir su var. Güzel, farklı. It's recording. Şelalenin dibine girdik ama sırılsıklam oldum. Kameralarım, çantalarımız, her şeyimiz sırılsıklam oldu. Aslında düzgün de fotoğraf alamadık çünkü şelalenin fışkırtmış olduğu su her yere geliyor. O nedenle buraya gelirseniz buna hazırlıklı olun. Zaten üstüm başım da sırılsıklam oldu. Ama ben kireyi unuttum orada. Evet. Ağzım Top. Bir de bu girişte ıslak olduğu için yerler bayağı kaygan. O nedenle kesinlikle işte böyle flip flopmış, parmak arası terlikmiş vesaire onlarla gelmeyin. Yağmıyorsa sorun yok ama yağıyor şu anda. Ama şelalenin suyu. Ya arkadaş bu nedir gene ya? Hiç sevmiyorum şu yükseği. Palovi Şelalesi'ni de gördük.
Ama tabii ki Çinçiva köyü veya diğer gittiğimiz yerler gibi çok konforlu bir yer değil. Ona hazırlıklı olun. Öyle bir yere gitmek istiyorsanız tabii ki bu tarz şeyleri göze almanız gerekiyor. Bir de yağmur yağıyor şu anda. O nedenle yerler de ıslak. Bu tabii ki ortamı birazcık tehlikeli yapabiliyor. Hazırlıklı gelin. Dediğim gibi parmak arası terlik kesinlikle giymeyin. Ben korktum ya. Yollar akıyor bildiğiniz yollar. Çinçiva köyüne geri geldik. Yorulduk tabii. Köyü yürüyelim dedik de. Köyü yürümemiz yaklaşık bir 17 saniye falan sürdü herhalde. 2-3 tane güzel böyle ufak kafe var. İşte hediyelik eşya satan birkaç mağaza var. Onlara bakacağız. Bir de oturup şurada bir yerde muhtemelen çay içeriz. Bir şey yaparız işte. Evet, ilk günkü gezimizi tamamladık. Şu anda otelimize döndük. Size otelin manzarasını tekrar göstereceğim. Hehe, o kadar geziyoruz gene aynı şeyi görüyoruz. Halbuki otelde de dursak aynı şeyi görüyor olacağız. Şimdi hazırlanıp gidip akşam yemeğini yiyeceğiz. Akşam yemekleri de çok güzel oluyor bu arada. Dün bir tane yedik ama çekim yapmadım yorgunluktan. Bu akşam gene direkt derenin kenarında başlangıcı, ana yemeği, tatlısı, çayı, işte tulum şarkıcısı her şeyini getiriyorlar. Gayet de güzel bir akşam yemeği yiyorsunuz burada. Kesinlikle yani Rize'de otel bulmayı düşünüyorsanız burayı tercih ederim. Çünkü gerçekten çok da ilgililer. Zaten geldiğinizde anlarsınız ne demeye çalıştığımı. Şimdi Rize'nin de burada kendi esnafı, kendi işletmeleri vesaire olduğu için onların da para kazanması gerekiyor.